yani. Beşiktaş'a geçmeyeyim ama Mehmet Özcan'a benim merak ettiğim bir durum var. Lütfen. Bütün Galatasaray taraftarı konuşuyor. Yardımcı antrenör meselesi nedir? Sanki bütün problem oymuş gibi. Galatasaraylı arkadaşlarım da benim. Yardımcı hoca gelecek mi? Hocanın yanına, Fatih Hoca'nın yanına biri gelecek mi? Sanki bundan önce, bilmiyorum, senin fikrini merak ediyorum. Ben söyleyeyim, bence gelmesi gerek ama gelmeyecek. Nedenini açıklayayım. Şimdi Fatih Terim tartışması Türkiye'deki en büyük futbol figürü. Kariyeri, başarıları ortada ama bir gerçek var. Bugün Abdullah Avcı'nın, Ersun Yanal'ın, Sergen Yalçın'ın yardımcıları Süper Lig'de gayet takım çalıştırıyor. Fatih Terim'in yardımcıları işte son ayrılanlar Ümit Davala ve Levent Şahin. Şu an takım buldular mı? Yani ekip bugün Necati Ateş görevden ayrılsa, Çağdaş Atan'ın Alanya'yı aldığı gibi takım devralabilir mi? Burada Sarri'nin yanına gidiyor. O yardımcı konusu açılmışken. Evet, önemli Lazio'ya. Ama şey, şöyle bir süreç olacak. 20 gün onun yanında bir kurs gibi düşünüyor. Daha sonra başka bir teknik adamın yanına geçecek. Muhtemelen Simeone vesaire odaları dolaşacak. Onlar çok netleşmediği için hani şimdi girmeye gerek yok ama Sarri'nin yanında başlayacak. Artı sana bir ek yapayım Sercan. Bence yardımcı heyet yani teknik kadro kadar işin kondisyoner, staff kısmı da sıkıntılı. Şimdi gel Mısır Ligi'nden gelmiş Mustafa Muhammed'i hatırlayalım. Kadıköy'de Serdar İz'i geçip gol attı. 90 dakika. Caner'le dirsek mücadeleler. Evet. Necip sakatlandı. Sezonu kapadı dedik. 4 gün sonra Denizli'de maçı çıktı vesaire. Bugün geldiği nokta. Jacne 4 ay 5 ay İngiltere'deydi. Gayet takımın önünde şu an. Yani Real Madrid'le Paris Saint Germain'le oynuyorsunuz. Çok koşmuyorsunuz. PSV'le oynarken de bir sıkıntı var fiziksel. Evet. Kalite bu kadar olarak. Fark olmaz. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Şampiyon takımların hikayeleri genelde son dakikada atılan gollerden geçer. Son dakikada gol yenmez. Galatasaray'ın geçen sene hemen size sayayım. Alanya maçı son atak. Karagümrük maçı Mevlüt'ün golü son top. Rize maçı yine keza son dakika. Yani 10 kişi kalıyorsun. Dur beraberlik yapamıyorsun. O biraz fizik güç. Buradan yani Türk teknik adamla eleştirmek olmasın. 6-7 senedir muhabirlik yapıyorum. Gördüğüm en iyi kamplarda Prandelli ile Tudor'un kamplarıydı. Ama gayet Galatasaray'ın 2 yıldır 3 yıldır fizik kondisyon sorunu var. Bence çok net. Mehmet Özcan katılır mı bilmiyorum da şampiyon olunsaydı yardımcı hoca konusu hiç açılmazdı değil mi? Orası öyle. Başarı olunduktan sonra öyle olur. Fatih Hoca şimdi tabii. Ama şu soruyu sormak bizim hakkım. Yani tabii. Benim hakkım en azından. Yani ben merak ediyorum. Sergen Yalçın'ın ismi söylüyormuş. Abdullah Avcı'nın, Ersun Yanal'ın yardımcıları gayet takım çalıştırıyor. Böyle bir Murat Hoca'ya var. Da teklif vardı. Yani gitmedi ama Murat Şahin'e de. Murat Şahin bu arada Eyüp Spor'u benim bildiğim çalıştırdı bu arada. Teknik direktörlük kariyeri var. Bu yıl itibariyle sezon başında. Geçmişte var. Var. Sezon itibariyle başında Murat Hoca'ya teklif de vardı. Evet. Hani olmadı tabii. Ben Selçuk İnan'dan umutluyum ama onu söyleyeyim. Bence iyi bir teknik adam olacak Selçuk. Yani futbolcuyken de o. Star gibi davranmadı. Çok mütevazi. O kadarlık da bizim ülkemizde bence olmuyor. Kabul görmüyor. Yani Selçuk çok değerli bir futbolcuydu. Ligin dengelerini değiştirmiş. Kariyer öyle. Türk futbolunun kaderini değiştirmiş futbolcu. Şu an Galatasaray Muslera birse Selçuk 2 derim ben. Tam Muslera demişken. Şimdi sezon işte transfer döneminde Okan'ı gönderdi Galatasaray. Basın toplantısında Fatih Hoca'ya Okan gitmek istedi. Onu söyleyelim. Okan oynamak istedi. Doğru. Bu kabul ediyorum. Fatih Hoca'ya da soruldu bu soru. Ben hayatımın hiçbir alanında fazla ısrarın hayır getirdiğini görmedim. Muslera tatilini kısa kesti, hatta tatil yapmadı. Belki bir iki gün geldi. Ama hem PSV maçı hem maçları hem St. Johnson maçı. Yani ne olacak? Sorun tamamen psikolojik. Onu söyleyelim şimdi. Birincisi son maçtaki hatası bence Rize'deki Skoda pozisyonu aklı gitti orada. Bir ayağını çekti yani. Çekimser kaldı diyeyim pozisyonda. Tereddüt yaşadı. Korktu biraz. İster istemez ki en Galatasaray'da 10 senelik kariyerinde bir tane sakatlık hatırlıyorum ben. Gekas Konya maçı, hatta Kadıköy'de Ereğişen Galatasaray'ın kalesini korumuştu. Orada bir aylık bir süreç kaçırmıştı. 2013 Mancini'ydi hoca. İkinci sakatlık, çok talihsiz bir ayak kırılması. Orada bence hani son pozisyonu ama diğerine gelirsek Muslera zaten sezonlara çok iyi başlayan bir kaleci değil genel anlamda. Ama ya Güney Amerika oynamış gelmiş bir kaleci orada tamam hatayı gördü Muslera. Rakibi çekip kırmızı kart görmekte sıkıntı var orada. Tabii yani şu da var, çok şey sayabiliriz. Ben neden olarak söyleyeyim. İki çocuğunun eşinin şu an Uruguay'da olması. Yani 10 senedir artı buna bir de İtalya kariyerini ekleyelim. 14-15 senedir ülkenizden uzaktasınız vesaire. Bir yorgunluk oluyor da olarak tatil yapma fırsatı bulamıyorsunuz. Muslera iyi olsa da bu arada Galatasaray bence PSV'ye elenirdi. Yine Johnson maçında öyle net 2-0-3-0 kazanacak bir oyun görmedim ben şahsen. İlk 15-20 dakikadan sonra Galatasaray'ın hızı kesildi. Üstüne bence oyuna doğru müdahaleler de olmadı. Ben mesela Mustafa Muhammed'in oyunda kalmasını beklerdim. Jagne ile forvet ikilenebilirdi.
Ki zaten rakip takım çok da hücumu düşünen bir takım değil. Bir hamle Muslera, olmaz diyorsun Kalil. Hayır, Muslera eninde sonunda toparlayacak. Tamamen sorun mental, onu söyleyelim. Kolay süreçlerden geçmedi. Ağır bir sakatlık atlattı. Dediğim gibi o son pozisyon bence aklı sakatlığa gitti. Artı yani dediğim gibi sezona çok iyi başlayan bir kaleci değil Muslera. Zaten evet. Muslera sezona iyi başlasa idman yapmayı çok sevse diyeyim, hadi öyle. Yani, Türkiye'de Galatasaray'da kalmazdı bu yetenek kaleci yani. Hiç mi Arsenal, Liverpool görmedi? Liverpool dediğimiz takım Beşiktaş'a geldi. Karius yani. Karius korudu sonuçta Liverpool'un kalesini. Muslera da pekala gidebilir ama Muslera'nın kariyerini incelesek zaten Türkiye dışında Copa Amerikalar, Dünya Kupası Griezmann'dan 7 gol hatırlıyorum. Yani Avrupa keza Galatasaray öyle müthiş değil ama Süper Lig'de tartışmasız bizim ligin. Evet. Ben Rüştü, Volkan Demirel gibi. Her sezonun başında en az iki hata yapıyor böyle çok konuşulan, çok büyük. Neredeyse yani. Var Galatasaray bir Cenk Tosun'un golü vardır. Sercan tribündeydik. Muslera elinden kaçırmıştı Beşiktaş Galatasaray derbisi. Evet. 3-0'lık maç. 3-0. Galatasaray'ın oyun olarak hep benim muhabirlik hayatımda gören ezildiği maçtır. En kötü maç. Çok kötü oynamıştı. Yani olur böyle Tudor hatalar ama. Tudor muydu? Tudor'du hoca. Şöyle bir gerçek de var. Ben net kaleci şampiyonluğunda Muslera gibi 4. yıldızda tek başına şampiyon yaptım. Evet, bazen evet, de o final yani zamanları kaç kere? Büyük kaleci her türlü toparlayacak, onu söyleyeyim. İş biraz psikolojik, o hallolacak bir soru. Hayat bu ama. Ne kadar başarılı olursan ol. Yaptığın hatalar daha çok ses getirir. Hata yapmaya başladıktan sonra eleştirilirsin. Muslera da bunlardan biri. Şampiyon yaptı. İlk kez 3 maç üst üste oldu. 2 maç üst üste olduğunu hatırlıyorum ben. Sivas-Ankara spor maçları. Hamza Hoca'nın döneminde Galatasaray kötü başlamış sezon 2005'in. Orada hataları vardı ama toparlayacak. Benim o yani Muslera'dan kuşkum yok. Galatasaray taraftan kuşkusu olmasın. Sorduğumuz zaman da sorun psikolojik. Bunu en kısa zaman halledeceğiz diyorlar. Bir birinci kaleci arayışı olmayacak Galatasaray'ın sözünüzü. Peki Falcao ve Feghouli bir teklif var mı bu oyunculara? Ve Galatasaray'ın planlaması ne? Ama Falcao ayrılma konusunda sorun çıkarmayacak gibi. Onun tek niyeti 2 yıllık bir kontrat bulduğu an Galatasaray'da muhtemelen ben Galatasaray'ın bu yaptığı açıklamalardan bir B planı vardır. Gerekirse oyunculara da ücretinin bir bölümünü karşılayıp gitmeleri için her türlü şartı zorlamak gibi ki artık hani iki oyuncuya bir isim daha eklenebilir bu arada. Maliyetlere bakarsak hani Babel, Jagne satılabilir. Galatasaray'ın limitlerini aşması gerek sonuçta. Ciddi bir maaş yükünden bahsediyoruz. 59 milyon euroluk bu takımın yeni sezon bütçesi 48 milyon euro seviyesine çekilecek Bankalar Birliği anlaşmasıyla. Şu anki 7 transfer, Victor Nelson da 8.'si olacak gibi gözüküyor. Yaş ortalaması 24 bandında. Genç bir kadro oluşturuluyor. Maliyetler, iyi bonservis rakamlar harcanıyor ama işin maliyet kısmını dediğim gibi çıkaldı. 700 bin euro. Berkan Kutlu 7 milyon TL. Yani çok yüksek rakamlar değil. Tek istisna Nevzat Dindar'ın haberi doğrudur. 1.9 milyon euro. Van Aanholt bir de 300 bin euro. Muhtemelen alacağı bonus olacak kontratta ama Van Aanholt'a da bonservis vermeniz. Hollanda milli takımının bek oyuncusu. Dünya Kupası hedefiyle Galatasaray'a geldi. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'ye devam etseydi Fenerbahçe'ye istiyordu. Kesinlikle gelme ihtimali vardı, evet, onu söyleyeyim. Van Aanholt'u Fenerbahçe istiyordu. Değerli bir oyuncu hatta, diyebiliriz profil tabii olarak. Evet, evet. Galatasaray bir yola girdi. Yani benim dediğim gibi tek endişem diyeyim hani tamam gençleşme iyidir her zaman destekliyoruz ama İşin kalite kısmı Galatasaray, yani dediğim gibi Galatasaray'ın iyi bir kadrosu vardı. Sıkıntı o kalite işte Feghouli, Falcao emekli moduna girdi veya Babel'de çok ısrar ediliyor. Ben Babel'i de artık görüyorum ki ilk hani mütevazı olmayayım Podolski'ye benzettim şudur yani. Sabri değerli bir sağ bekti. Ne zaman önünde Podolski oynadı istenmeyen adam oldu. Benzer şey Nagatomo gayet iyi sol bekti. Ne zaman önüne Babel oynamaya başladı. Yani artık Babel tarzı oyuncuların devri. Beşiktaş'ta hatırlıyoruz. Solda oynayıp sağına çekip Olympiakos'a attığı golleri Kadıköy'de attı. Galatasaray'da atamıyor. Yani biraz el freni görevi görüyor Galatasaray'da. Ama bir de şu var. Yani Beşiktaş'ta arkasında Adriano oynuyordu. Caner oynuyordu. Gelip giden oyuncular durmadan Babel ayağını aldığında solundan Adriano, Caner biri fırlıyordu. Babel ayağını alıyor topu. Etrafta kimse yok. Babel, yani Beşiktaş'tan hatırladığım için o dönem takip ediyordum. Gerçekten sağ dışında kafasının rahat olması gerekiyor. Ödemelerin zamanında olması gerekiyor. Sağ dışında ailesiyle ilgili, eşiyle ilgili, kız arkadaşıyla ilgili hiçbir problem olmaması gerekiyor. Ve ödemelerini zamanında yapın Babel'in. İnanılmaz derecede fayda sağlanacak. Ben şu konuda sana şöyle katılmıyorum. Bazı futbolcular bazen çağı yakalayamıyor. Yani evet. Örnek vereyim ya da şimdi saygısızlık ama Türkiye'deki en büyük futbol transferi Arda Turan gerçekleştirdi. Yani gitti takım Neymar'lı, Messi'li evet, Barcelona'ydı ama gitti. Bugün Arda profilinde bir oyuncu o transferi yapamaz. Yani günümüz futbolu artık başka özellikler istiyor bazen o
Örnek verelim, Mehmet Topal çok değerliydi. Okay Yokuş mesela olmuyor milli takımın ilk 11'inde. Okay olduğu zaman milli evet. takımın gördük hani oraya işte Taylan Antalyalı gibi. Farklı profil orta saha. Ben o anlamda da hani Babel şu an günümüz futboluna çok uzak bir anlayış. Etrafını da olumlu yönlendiremiyor öyle söyleyeyim ama işin diğer kısımlarında Galatasaray'da o problemler olmadı. Olmadı. Sercan şunu söyleyeyim, Arda'ya en çok yardımcı olan isimlerden biri. Takım bütünü sevilen Fatih Hoca'nın memnun olduğu isim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Performansını beğenmiyorum.